Merhaba sevgili aslanlar. 2-9 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta geçtiğimiz hafta doğan Kova yeni ayının etkilerini hissetmeye başlayabilirsiniz hayatınızda. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili kavramlar hızlanabilir. Bu haftanın genel seyrine baktığımızda hafta başında 3 Şubat'tan itibaren Ay Koç burcunda olacak. 3 ve 4 Şubat'ta Ay Koç burcunda özellikle hayatımızda iletişimin biraz arttığı döneme işaret ediyor. Yurt dışı ile ilgili kavramlar, uluslararası işler, işinizle alakalı olarak reklam, pazarlama, tanıtım, medya, yayıncılık gibi kavramlar veya seyahatler gündemde olabilir. Yüksek öğrenim, eğitimle ilgili konular veya hukuksal kavramlar hafta başında önceliğinizde olabilir. Ancak Koç burcundaki ay buradan geçerken Uranüs, Plüton ve Mars'la da sert etkileşimler yapacak 3 ve 4 Şubat'ta. Özellikle bazı aksiliklerin ve ani beklenmeyen durumların olabileceğini de göz önünde bulundurup tedbirli davranmaya çalışın. İlişkiler konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Koç burcundaki ay Mars'la karşıt açı yaptığı için iletişim sorunları çıkabilir. Özellikle yakın çevremizdeki kişilerle 4 Şubat'ta. Akrabalar olabilir, kardeşler olabilir veya seyahatlerde, kısa gezilerde özellikle ufak tefek kazalarla da karşılaşma imkanımız var. Arabamıza dikkat edelim. Arabamızla, otomobille ilgili bir sorunla da karşılaşabiliriz. Trafikte olabilir, otomobilde bir arıza olabilir. Arabamızla gittiğimiz yerlerde park ederken dikkat edelim, bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu tarz ufak tefek aksilikler bizi zorlayabilir. Ayın 5'inden sonra Ay Boğa burcuna geçecek sevgili aslanlar. Hayatımızdaki sorumluluklar, görevler, işler daha fazla gündemde olacak. Bazı aile büyükleriyle ilgili kavramlarla da ilgilenmemiz gerekebilir. 6 Şubat'ta Merkür Retrosu başlıyor. Şu sıralarda Merkür Balık burcunda. Sizin 8. evinize girdi ve 8. evinizde uzun bir süre kalacak. Bu arada 6 Şubat'ta Retrosu başlıyor. 28 Şubat'a kadar retro harekette olacak. Bu süre içerisinde Kova burcuna da dönecek ve bir ara 7. evinizde de retro hareketini sürdürecek. Şu sıralarda 6. evinizde Neptün var ve Balık burcundaki Merkür Neptün'le kavuştu ve aynı pozisyonda retroya başlayacak. Tabii ki burada Merkür iletişimi, düşünceleri, zihinsel yapıyı, ilişkileri temsil eden bir gezegen. Aynı zamanda anlaşmaları, sözleşmeleri, imzaları da temsil ediyor. 8. ev maddi konular, ortaklıklar, yatırımlarla alakalı bir alan. O nedenle maddi konulardaki her türlü ilişkiye bu süreç içerisinde dikkat etmemiz gerekiyor sevgili aslanlar. Bazı iş ortaklıklarımızda anlaşmazlıklar olabilir. İletişim sorunları çıkabilir. Neptün'le kavuşum olduğu için aldanışlar, aldanmalar, hayal kırıklıklarıyla karşılaşabiliriz. Özellikle parayla ilgili konularda yeni bir yatırım yapmanız gerekiyorsa veya bir banka işlemi, bir kredi işlemi varsa lütfen bu dönemde dikkat edelim. Merkür Retrosu'nun bitmesini beklemek daha doğru olabilir. Çünkü beklediğimiz gibi gitmeyebilir bazı şeyler. Aldanışlar olabilir, hayal kırıklıkları olabilir. Unutkanlıklar nedeniyle maddi kayıplar da yaşayabiliriz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ödemelerde, fatura ödemelerinde, para alımında, alışverişlerde bir şekilde yanlışlık, bir karışıklık olabilir. Banka işlemlerinde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ödemenin yanlış olması ya da zamanında yapılmaması gibi durumlarla da karşılaşabiliriz sevgili aslanlar. Evet, ayın 8'inden itibaren Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Biraz daha sosyalleşeceğimiz bir hafta sonuna işaret ediyor. Arkadaşlarımızla birlikte olabiliriz. Bazı organizasyonlara, davetlere katılabiliriz. Evet sevgili aslanlar, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.